Herkese selamlar arkadaşlar. 30 günlük farm turunun sonuna gelmiş bulunmaktayız sonunda. 30 günü bitirdik. Neler yaptık 30 gün içerisinde? Inventory'mi görebiliyorsunuz. Ardırım'dan kasmış olduklarımız, Ardırım'ın dışında kasmış olduklarımız, GB olarak üzerimizde totalde kasmış olduğumuz para. İlk başlarken üzerimizde doğal artı 3 yo vardı. Dualini sattım 1 GB'ye. Ardına artı 2 favorit taktım. Diğerinde old roll vardı. Bunu kullandım belli bir süre. En azından şu işleri, üçleri bir takipçimize, bir arkadaşımıza satmış olduk. Biz de bir tık daha iyisini yapmaya çalışacağız bundan sonrasında defans bakımında. Şimdi 30 gün içerisinde totalde kaç saat farm yaptık? Totalde ne kastık? Hepsini tek tek ben hesapladım, buraya yazdım önüme. Az diyebilirsiniz, çok diyebilirsiniz. Şunu başta belirteyim. Ondan sonra yorumlarda saçma sapan şeyler yazmayın. Bak, 30 günde hadi her gün yapmadım. Ama ben hafta sonları yaptıklarımı da böyle varsayıyorum. 30 gün içerisinde her gün 1 saat, 2 saat. 2 saat diyelim biz buna. Her gün 2 saat yaptık diyelim. Bir gün yaptık, bir gün yapmadık. Şunu da belirteyim. Sabah 9, akşam 6 bir işim var. Çalışıyorum. Hafta sonları cumartesi pazarım tatil. Bunu söyleyeyim. Başta bunu söyleyeyim. Her gün eve gelmiyorum. Evimle işimin arası 1,5-2 saat. Sabah kalkıyorum 7'de, sabah 9'da işte oluyorum. Akşam çıkıyorum 6'da, eve geliyorum 8. 1 saat veya 2 saat farm yapıyorum. Hafta sonları evden çıkmıyorum. Yeri geldiği zaman da çıkıyorum arkadaşlarımla 10 numara takılıyorum. Bunları baştan belirteyim ki saçma sapan yorumların önüne geçmiş olayım diye söylüyorum bunu. Sakın yanlış anlamayın lütfen. Önce Ardırım'da yaptıklarımızı, yani şu iki sırayı toplayacağız. Şu iki sırayı sayacağız. Ek gelir olarak da şunları söyleyeceğiz. Daha bankada var. Artı 7'ye basmış olduğumuz çitinler var. Birkaç tane. Birkaç tane. Çok da bir şey değil. Onları da hesaplamamıza gerek yok. Onun üstüne ayrıyetten harcamalarımız oldu. Nedir bu harcamalar? Bir tane Dark Knight videosu yapmak istiyorum. Dark Knight videosunu ucuzdan birkaç bir şey buldum. Onların materyallerini topladım. Onları yapacağım. Belli bir süre sonra Dark Knight itemi de basmak için basarken video yapacağım. Artımız oldu, eksimiz oldu, pot paramız oldu, o oldu, şu oldu, bu oldu, kıl oldu, tüy oldu, yün oldu. Hem zevkime baktım, hem videomu çektim, hem de bir şeyler kasmış olduk. En azından zarara girmemiş olduk şu hesaba göre. Hesaplamamıza geçelim. Bir ay içerisinde totalde 396 tane buz kasmış. Şu anda Boostların satış fiyatı 2M300K ya da 2M400K arasında gidiyor. Ben düşük olanından aldım tabii ki. 2M300K'dan hesapladım. 396 tane 2M300K'dan hesapladığımızda şöyle hesap makinesini getireyim de sizlerle birlikte yapa yapa gitmiş olayım. 396 tane buz çarpı 2,3'ten hesapladığımızda 910M 800K para yapar. Ben buraya 910M yazdım. Şöyle göstereyim. Bakayım. Şöyle göstereyim. Hesaplamamı yaptım. 910M. 910M yazdım. 62 tane bez kasmışız bir ay içerisinde. Bezler de çok dengesiz gidiyor. 3-200'e koyan da var. 2,5'a koyan da var. Ben gene 2,5'tan hesapladım. 2,5'tan bezleri hesapladığımda 62 çarpı 2,5 dedik. 155M. 155M de besler için saydık. 200, 190 gene hala var. Diğer çarın üzerinde de var. Hadi bunları almış olayım üzerime. 390 tane ezik boostlardan var. Yani küçük upgrade scroll'lardan var. Bunlar 390 taneyi ben NPC satış fiyatından hesapladım. 60K'dan hesapladım. Çarptığımızda 23M 400K para yapar. Ben 23M yazdım buraya. Bunlar 100K'dan da koysan gider. 80K'dan da koysan gider. Bunlar düşük maliyette scroll'lar olduğu için yani ne verirsen kârdır mantığıyla ilerliyorum.
Ayrıyetten şurada kasmış olduğumuz Ezik Boost'lardan var. Ezik Blast'lerden var. Int kağıdı, HP kağıdı, Dex kağıdı, Magic, Blessing bilmem ne bunlar. Bunların totali kaç yapıyormuş biliyor musunuz? 533 tane. 533 taneyi NPC'ye satış fiyatından hesapladığımızda 159M 900K para yapar. Ben buraya 160M yazdım. Ayrıyetten şurada şu Dispel Scroll'lar da var. İşte bunlar da totalinde 130K yapar. Bunlar da 60K'dan satılıyor NPC. Bunları da 8M yazdım. 6 GB'de üzerimizde para var. Nakit para. İşte çitinleri sattık. Ne bileyim Trine'yi sattık. Trine'yi 3GB'den sattık. Trine'yi de bu farmı bu şekilde nakit olarak ekliyorum ki Trine 3GB'ye sattık. Abi o Trine getiridir her türlü. Onu da koyduk. 3GB'yi buradan çıktığımızda 3GB'de nakit olarak para kasmışız bir ay içerisinde. Satmış olduğumuz çitinlerdir falan filan. Kılyum tür. Hepsini topladım. Bir ay içerisinde kasmış olduğumuz her şeyi topladım. Her şeyi. Hiçbirini satmadım ya. Ki videoya çekeyim diye. Şimdi sadece saf getiri olarak Ardirim'in bize getirisi ne olmuş? 910M boostlar. 155M bez. 390 tane, pardon yanlış oldu. Sil onu. 910M, 155M, 390 tane upgrade scroll'un getirisi 23M saydık. 163M'de 160M'de dandik boostlar. En son olarak da 8M koyduk. Abi dispel scroll'lara 12 GB, 12,5 GB para yapmış. Artı 6 GB'de 6 GB'de kasmış olduğumuz nakit parayı koyalım buna. 18,5 GB diye. Sırf şu haliyle şu anda Olimpiyada GB satışı, siteye satışı kaç paraymış? Şuradan bir bakayım. 15 lira 25 kuruşmuş. Herhangi bir sitede. 18,5 GB. Hadi biz buna 18 GB diyelim. Çarpı 15 dedik. 270 lira para. Az ya da çok. Ben bunun hesabında değilim. Uğraştım mı? Zevkimi aldım mı? Aldım. Eyvallah. Yan gelirler olarak 83 level karakterimiz de var bizim. 83 level karakterimizde bir ay sabah jerelerini unutun zaten. Sabah jeresi 7.40'da ben gidiyorum işe. 7'de uyanıyorum. 7.30 gibi evden çıkıyorum. Sabah jeresi diye bir şey yok. Sadece akşam jeresi. O da 30 gün içerisinde girip kazandıklarım ve girmediklerim, giremediklerim. Hafta sonları, akşamları genellikle girmeye çalışıyorum ama sabahları gene uyanamadığım için işte cuma oluyor. Cumartesi tatil diye gece oturuyorsun birkaç saat ve gece 3-4'te yattığın zaman sabah da uyanamıyorsun ki uyanmaya da gerek yok. Yan gelir olarak bunları hesaplıyorum. 27 tane buz kasmış. Silver Gem kasmışız. 5M'den gidiyor şu anda. 135M para yapmış. Akşamları zevkine kaosta birinci oluyorum, ikinci oluyorum, üçüncü oluyorum. Zevkine kaoslara giriyorum. Saat 12'de kaoslara giriyorum. Günde 3 tane girdiğim yoktur. Kaosu seviyorum. Kaosta oynamayı seviyorum. Demek ki Warrior oynayabiliyormuşum. Oynayabilirmişim. Güzel oluyor. 11 tane Blue kutu kasmışız. Mavi kutu. Blue Treasure Chest. Mavi kutu kasmışız. Bunlar da 5M. 6M'den de gördüm ama 5M diyorum. 55M para yapmış. 30 tane Spellstone Powder var. Powder var. Powder. Girmiş olduğumuz MS'lerden atan takıların kırdırmış olduğu, atan takılardan kırdırmış olduğumuz Spell of Stone'lar. Spellstone'lar. 1,5'tan gider bunlar. 30M, pardon 45M para yapar. Ayrıyetten şunlara da toteline işte 9, 19 tane var. Toteline 30M para dedim. Silver var. Ayrıyetten Ardırım'da taşı kestik. Son zamanlarda sürekli taşı kestik. Retrospect klanındaki arkadaşlara ve abilere de selam olsun burada. Beden attı, lobo attı. İşte bunlar da bizim payımıza düştü falan. Şunların totaline silver var. BDN 25M. Bu da 10M falan desen. 45, 25, 35, 45, 60M. 15M de buna saymışız. 60M de bunlara saymışız. Şu alt kısmı yan gelir olarak hesaplıyorum.
325 hem de buraya. Bunlar etmiş. Yani şimdi şöyle gelecek olursak. 18,5 GB Erdirim'den kasmış olduğumuz para var. Nakitlerle her şeyle birlikte. Yan gelir olarak da 3,25. Yani 21 GB, 22 GB'ye yakın bir para kasmışız bir ay içerisinde. Tekrar söylüyorum. Az veya çok. Bu benim yani umurumda değil. Az veya çok olan benim umurumda değil. Ha bak, az önce de kaosa girdim. Blue True Chest. Az önce de kaostan aldım. Şurada görüyorsunuz. Hemen. Yani birinci olduğum için seviyorum. Severek giriyorum falan filan. Az veya çok. Bu sizin tercihiniz. Bu sizin kararınız. Ben bana yeter diye düşünüyorum. Günlük 6 saat veya 7 saat farm yapma sürem olsa size bir şey söyleyeyim mi? 30 GB'nin üzerinde kasarım. Bak sadece günlük 1-2 saat yapmış olduğum farmla ben nereden baksanız 21-22 GB para kasmışım. 1-2 saate. Farz-ı misal ben günde 6 saat farm yaptım. 30 gün evden çıkmadım. Çalışmıyor olan bir insan olsam. Çalışmıyor, çalışmayan bir insan olsam. Günde 6 saat, 7 saat, 10 saat farm yapmış olsam. Sizce 1-2 saatte kasmış olduğum bu farmda 10 saatte ben ne kasarım? Bir düşünün. Size yemin ediyorum 10 saatte 50-60 tane günde buz kasarım. Yan gelirleri hariç. Bak 50 tane, 50 tane 60'ı boş ver. 40-50 tane buz kasarım. Kasardım. Emin olun kasardım. Hiç başından kalkmadan deli gibi şey yapsam 10 saatte ya saatte 5 tane al. Saatte 5 tane alırsın. Zaten 10 saatini varsaydın da 50 saat 50 tane buz yapar. Kasılır mı? Kasılır. Emin olun kasılır. Ama ne kendimi fazla yordum, ne çok dert ettim. Premium param da çıktı. Bak 22 GB. Tekrar hesaplıyorum. 22 çarpı 15. 330 lira para yapar. Ben 3200 cash çektim. 3200 cash şu anda herhangi bir sitede 232 lira. Ben çekmiştim yanlış hatırlamıyorsam 250 lira. Perimi de aldım. Beklerim, begimi de aldım. VIP key'imi de aldım. 330 lira para. Az veya çok. Ben bunu bir gelir kapısı olarak görmüyorum. Bir arkadaşla konuşuyordum. Kanka diyor farm yapıyorum. Günde 4 saat, 5 saat, 6 saat farm yapıyorum. Ben orada o boost'un gelişine hastayım diyor. Çok seviyorum diyor. Ya orada boost'u gördüğüm zaman ben çok mutlu oluyorum diyor. Dedim emin ol ben de sendenim. Ben de orada boost'u gördüğüm zaman zevk alıyorum. Yani ben bu farm olayını, bu kasma olayını zevk olarak yapıyorum. Evet, bir gelir sağlamış mıyım? Sağlamışım. Ama oyunda kalacak. Ben bunu oyunda tutacağım. Ben bu parayı çekip de siteye satıp da kendi masrafım için kullanmayacağım. Ya yani ben burada hayat dersi vermiyorum. Ama yapılan, daha önceki yapılan saçma sapan yorumları gördüğüm için bunlara da ufak bir sitem babında yaklaşıyorum bu şekilde. Biraz böyle düşünürseniz her şey olacağına varacaktır zaten. Bir ayda ben bunu kasmışım. Siz 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat istediğiniz kadar yapın. Parası çıkıyor mu? Vermiş olduğunuz DC Premium parası çıkıyor. He, daha öncesinde DC Premium için, Premium keş fiyatları için bir protesto başlatmıştık. Arkadaşlar yorumlarda görüyorum. Yorumlarınızı okuyorum merak etmeyin. Protesto başlatmıştın işte niye döndün de o oldu, şu oldu, bu oldu da. Bak şuna da kısa bir dipnot geçeyim. Ben bir bilgisayar topladım. Bundan 5 ay önce. Kredi çektim. Kredi ödüyorum. Buradan gelen parayla birlikte ben üzerine para ekleyip kredi paramı ödüyorum. Bak kredi borcumu ödüyorum. Ben video çekmezsem buradan para getirisi sağlayamam. O yüzden video çekmem için de DC Premium almam lazım. Öyle değil mi? Yoksa ben de DC bu buz fiyatlarının çok yüksek olduğunu farkındayım. Buna ben de katılıyorum. Ben de katılmak isterim. Ama benim bir şekilde içerik çıkartıp buradan bir gelir sağlamam lazım ki kredime bir yandan da destekçi olsun. Şunu da söyleyeyim son olarak. İnsanların özel hayatlarının tamamıyla bilmeden ya da ucundan kıyısından köşesinden bilmeden o insan hakkında yorum yapmayın bence.
Eleştiri yapın. Ama o insanın hayatıyla alakalı yorum yapmayın bence. Bu da benden size bir abi, bir kardeş tavsiyesi olsun. Kulağınıza da küpe olsun. Kendinize çok çok dikkat edin. Umarım ben yaptım. Siz daha iyilerini yaparsınız. Daha çok kasarsınız. Bu oyunda en iyi yere gelirsiniz. Bunu içimde bir gram kötülük, fenalık var diye söylemiyorum. Varsa en adi şerefsiz. En iyisi sizin olsun. Bakın, en iyisi, en güzeli sizin olsun. Başkaları için bu şekilde düşünebilirseniz insan olmuşsunuzdur demektir diyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki farm videolarında belki farklı şeylerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.